Çok teşekkür ederim. Harikasınız, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş, 4 yarışmacımız yine hazır. Onlarla birazdan buluşacağız ama önce başvuru videoları. Herkese merhaba, Muhammed Akbulut. Ben 28 yaşındayım. İstanbul'da psikiyatrist olarak çalışıyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhabalar, Tuğçe Sakalbolu ben de. Çevre yüksek mühendisiyim, 29 yaşındayım. Özel sektörde çalışıyorum. Merhabalar, Kıvanç Bezci ben. 28 yaşındayım, uzman biyoloğum. Şu an çalışmıyorum. Ben kazanacağım. Merhabalar, Burcu Sarıcı, 29 yaşındayım. İstanbul'da psikiyatri asistan doktoru olarak çalışıyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz bu yarışmaya grup olarak katılmayı planladık. Nasıl bir araya geldik ona gelirsek. Muhammed'le ben aynı yerde çalışıyoruz. Kıvanç'la aynı proje içerisindeydik. Tuğçe'yle de üniversiteden beri arkadaşız. Bir gezi sırasında aslında bir araya geldik ve hala arkadaşlığımız devam ediyor. Burada bizi kabul edin. Ne olur bizi adayın. Çok eğleneceğimize inanıyoruz. Çok teşekkür ederim tekrar. Efendim neşeli, cıvıl cıvıl yarışmacılarımız stüdyomuzdalar. Şimdi onlarla buluşma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Bu arada koltuk kaç kişilik? Bayağı. Ya aslında 100 kişilikti ama 4 kişi. Tribün gibiydi. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ neşeniz, enerjiniz harika. Bu akşam kimler var? 1 numaralı masamızda Tuğçe Hanım, 2 numaralı masamızda Kıvanç Bey, 3 numaralı masamızda Muhammed Bey ve 4 numaralı masamızda da Burcu Hanım var. 4 arkadaş Ben Bilirim'e gidelim demişler. İyi ki de öyle demişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kimden çıkmıştı gidelim fikri? Kıvanç. Ben gibi aslında evet. Kıvanç Bey'den. Aynen. Hı hı. Ben evde zaten takip ediyorum çok sıkı bir şekilde. Çok sevdiğim bir yarışma. Teşekkür ederim. Bir gün arkadaşlarımızla da hep beraber otururken yine katılalım niye, keyif alalım, eğlenelim diye istedik. Bu deneyimi yaşayalım istedik. Güzel. Aynen. Gerçekten birbirini çok iyi bulmuş bir ekip. Yayın öncesi de sohbet ettiğimizde hani o enerjileri birbiriyle çok uyumlu bir ekip. İnşallah güzel bir yayın olur. Başarılar diliyorum. Yine kısa kısa alacağız bilgilerinizi. Tuğçe Hanım tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İstanbul'dan katılıyorum. Çevre ve enerji uzmanı olarak özel sektörde çalışıyorum. Geldim. Bu kadar. Bu kadar. Tuğçe Hanım pandemi sürecinde bugüne dek değil mi? Hiç evden çıkmamış. Ya bir yürüyüşe falan çıkmıştım arada ama hani öyle herhangi bir işte bir yere gideyim vesaire. Zaten home office olarak çalışıyordum. Evet. Genel olarak evdeydim. İlk kez aslında evet yarışmanıza geldim. Yani sağ olun, teşekkür ederiz Tuğçe Hanım. Yani Tuğçe Hanım'ın başına bir şey gelirse Allah korusun. Bu durumda nokta belli. O yüzden özellikle koruyarak buraya kadar getirdik Tuğçe Hanım'ı. İnşallah güzel bir yarışma olur efendim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ve 2 numaraya Kıvanç Bey'e gidiyoruz. Kıvanç Bey de yarışmaya gitme fikrini ortaya atan kişi. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey, merhaba. Evet. Kıvanç Bezci ben, 29 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde kanser genetiği üzerine doktora yapıyorum. Bu kadar. Tam sizin de doktoranın başlangıç sürecindeyken... Başlangıcı ilk dönemimdeydim ben de. Evet. Şimdi online eğitimlere devam ediyoruz. Online'a geçti eğitimlerimiz. Bakalım inşallah bir an önce kurtulup devam etmeyi düşünüyoruz, istiyoruz daha doğrusu. İnşallah efendim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve bu süreçte özellikle pandemi sürecinde görev alan, aslında alanları farklı olan fakat bu süreçte meslektaşlarına destek veren diğer yarışmacılarımız var. Muhammed Bey ve Burcu Hanım. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk Alper Bey. Ben de 29 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum yaklaşık 3 yıldır. Marmara Üniversitesi'nde psikiyatri bölümünde çalışıyorum. Bizim için hakikaten söylediğiniz gibi yani o koronavirüs sürecinde en azından bir nefes alma şansı olsun diye de hani hem de eğlenmek için güzel bir fırsat oldu. O yüzden teşekkür ederiz tekrardan çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Yalnız Muhammed Bey maşallah çok hırslısınız. Valla butonu kırmam diye düşünüyorum. Az önce bir antrenman yapabiliyorduk. Sadece butonu deniyoruz ama Muhammed Bey cambaz. İnşallah güzel geçer. Bakalım. Başarılar diliyorum Muhammed Bey. Ve 4 numaraya Burcu Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Burcu Hanım. Hoş bulduk Alper Bey. Burcu Sarıcı, 1990 Karabük doğumluyum. Ben de Muhammed arkadaşım gibi aynı yerde çalışıyoruz. Doktorum. Uzmanlık eğitimi alıyoruz şu an. Arkadaşlarıma başarılar diyorum. Onları çok seviyorum. İyi olan kazansın. Teşekkür ederiz Burcu Hanım. Bu arada biz Evde Kal özel bölümleri yaptık koronavirüs sürecinde ve zaten yayında sık sık alkışladık. Tüm Türkiye sizi saatler 9'u gösterdiğinde alkışladı. Bir kez de yayında ilk defa bir doktorla yüz yüze geldik bu süreçte. Bir kez de yayında alkışlayalım sizin şu ana kadar verdiğiniz emeği. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz efendim bu süreçteki özverili çalışmalarından dolayı. Ve Ben Bilirim'e başlama zamanı. İlk sorumuzu Tuğçe Hanım'la seçeceğiz. Buyursunlar efendim, harf tablomuz geliyor. Adana'nın A'sı. Adana'nın A'sı. Açılış sorumuzda 30 puanımız varmış. Kategorimiz genel kültür olacak Tuğçe Hanım. Buyursunlar, nasıl sorulmuş görelim. Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçasıyla askerlikte yürüyüşe geçmek için verilen komutun ortak adıdır. Süremiz başladı. Buyurun. Marş. Marş. Ben Bilirim'de Tuğçe Hanım 30 puanla açılışı yapacak mı görelim. Kutlarız. Evet, güzel başladık. Darısı Kıvanç Bey'in başına. İnşallah. Kıvanç Bey seçiyor harfini. Yılmaz'ın Y'si olsun. Yılmaz'ın Y'si 70 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi müzik olacak Kıvanç Bey. Geliyor efendim. İzel'in 1995 yılında yayınladığı Adak albümünden Yarınlar Yok Gibi Güneş Hiç Doğmayacak sözlerinin geçtiği şarkıdır. Süremiz başladı. Ah yandım. Ah yandım. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Çekime girmeden önce müzik var mı, müzik hangi harfte öğrenebilir miyim diye şansıma denk geldi. Evet, çok Kıvanç Bey soruyordu. Gerçekten kalbinize göre evet, verdi. Tebrik ederiz efendim. Şimdi Muhammed Bey seçiyor ilk sorusunu. Gökçe'nin G'si. Gökçe'nin G'si 40 puan kazanabiliriz. Kategorisi trafik olacak Muhammed Bey. Geliyor. Halk arasında bir kavşağın girişindeki üçgen veya çember şeklindeki adaya verilen isimdir. Süremiz başladı. Geçit. Geçit. Aradığımız cevap geçit mi görüyoruz? Hayır dediler. Buyurun Kıvanç Bey. Göbek. Göbek. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, şimdi Burcu Hanım ilk sorusunu seçiyor. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si 50 puan kazanabiliriz. Sorumuzun kategorisi başkentler olacak Burcu Hanım. Ekranda sizin için. Umman Sultanlığı'nın 2010 yılında Asya plaj oyunlarına da ev sahipliği yapmış başkentidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Umman'ın başkenti neresi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Bir kutu daha. 30 puan. Buyurun Tuğçe Hanım. Emin değilim ama Taşkent yok. Hayır. Maalesef. Canınız sağ olsun. Gelmedi. Yeniden tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. 20 puanımız var. Göremediğimiz iki harf neler olabilir? Buyurun Kıvanç Bey. Moskat. Moskat. Bu kez oldu mu? Görelim. Ona da hayır dediler. Buyurun Tuğçe Hanım. Maskat. Maskat. 20 puan Tuğçe Hanım'a gider mi? Görelim. O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Muhammed Bey. Muskat. Muskat. 10 puan Muhammed Bey'e gidecek mi? Görüyoruz. Tebrikler. Böylece... Efendim Kıvanç Bey? Karşılanınca tabii çok zor olmamıştır herhalde. 8'de bir ihtimalle. Evet. Tebrik ederiz Muhammed Bey'i. Bu arada açılışı da yapmış oldu. Evet. Açılış yapmayan kalmadı bildiğim kadarıyla. Puan tablosuna bir bakacak olursak ilk 4 sorunun ardından... Evet, Burcu Hanım'la açılış yapamadık, pardon. 110 puan Kıvanç Bey, 30 puan Tuğçe Hanım, 10 puan Muhammed Bey. Burcu Hanım birazdan güzel bir açılış yapacak. Harflerimiz geliyor Tuğçe Hanım için. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. 80 puan kazanabiliriz. Kategorisi ziraatmış efendim. Geliyor. Yağış ortalamasının belirli bir seviyeden düşük olduğu yerlerde yapılan bitki yetiştirme uygulamasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Bir tanesini açalım. Buyurun Burcu Hanım. Sera Tarım. Sera Tarım. Aradığımız cevap mı? Görelim. Sera Tarım değilmiş. Bir kutu daha. Yağış ortalamasının belirli bir seviyeden düşük olduğu yerlerde Tuğçe Hanım. Sera Taras. Sera Taras. Ya da Teras. Sera Teras. Sera Teras. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Muhammed Bey. Sera Taras. Sera Taras. Herkes o teras kısmından emin anlamlandırdı artık. O bir akla düştü yani. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. 50 puanımız var. Buyurun Tuğçe Hanım. Kuru tarım. Kuru tarım. Terasa bizi kim çıkardı bilmiyorum ama. Kuru tarım. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, terastan tarıma geçtik. Puanları aldık Tuğçe Hanım'la birlikte efendim. Yeni sorumuz Kıvanç Bey için gelecek. Buyursunlar harfler. Van'ın V'si. Van'ın V'si 50 puan kazandırabilir. Kategorisi tarihmiş Kıvanç Bey. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde donanmada görev yapan askerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burcu Hanım. Süvari. Süvari. Doğru mu? Görelim. Süvariye hayır dediler Tuğçe Hanım. Levent. Levent. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Dönüyoruz Muhammed Bey'e yepyeni bir soru için. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'sinden 40 puan kazanabiliriz ve hayvanlar aleminden geliyor Muhammed Bey'in sorusu. Halk ağzında abalak, cili, çebiş, çeli gibi isimlerle anılan keçi yavrusunun en yaygın kullanılan adıdır. Süremiz başladı. Oğlak. Oğlak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Hiç bahsedilen adlardan birini duymuş muydunuz? Hiçbirinden duymuştum. Keçiyi duymuştuk sadece orada. Evet. Keçi ve oradan da oğlak geldi. Çok yaygın ve farklı isimlerle anılan hayvandı. Fakat Muhammed Bey aradığımız cevaba ulaştı. Tebrik ederiz efendim. Şimdi Burcu Hanım seçiyor sorusunu. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 50 puan kazandırabilir. Bir kez daha hayvanlar alemi sorusu geliyor. Karanlıktaki parlaklığıyla bilinen ateş böceğinin diğer adıdır. Nokta nokta böceği. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kıvanç Bey. Yandım böceği. Yandım böceği. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Çok emin bastım bir de ama. Yine parlaklığı sembolize eden bir kelime var. Ne olabilir o? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Karanlıktaki parlaklığıyla bilinen ateş böceğinin diğer adı Muhammed Bey. Yıldız. Yıldız böceği. Doğru mu? görelim. Tebrikler. Evet, Kıvanç Bey'in verdiği cevaptaki inancı da gerçekten... Çok emin bastım evet, gerçekten ama... Ben inandım. Muhammed de inanmış. Peki, sıradaki soruyu alıyoruz efendim. Kiminle birlikte? Tuğçe Hanım'la. Niğde'nin N'si. Niğde'nin N'si. 80 puan kazanabiliriz. Kategorisi tarihi yapılar olacak. Tuğçe Hanım için geliyor. Milattan önce 9. yüzyılda Urartu Kralı'nın yaptırdığı 2016'da UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren bir ilimizle anılan tarihi yapıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burcu Hanım. Van Kalesi. Van Kalesi. 80 puan kazandırır mı Burcu Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Bu kez de Burcu Hanım çok güzel gördü, çok hızlı gördü. Tebrik ederim. Açılışı da yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Dilerseniz bir de puan tablosuna bakalım efendim. Geride bıraktığımız soruların ardından liderlik koltuğunda 130 puanla Tuğçe Hanım var. 110 puan Kıvanç Bey, 90 puan Muhammed Bey, 80 puan Burcu Hanım. Yeni soru geliyor. Bu kez Kıvanç Bey seçecek. Onur'un O'su. Onur'un O'su. 70 puanımız varmış. Sorumuzun kategorisi sinema Kıvanç Bey. Buyursunlar efendim. İnternet videolarıyla bilinen Oğuzhan Uğur'un canlandırdığı Murat'ın maceralarını anlatan 2019'da vizyona girmiş filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 60 puanımız var. İnternet videolarıyla bilinen Oğuzhan Uğur'un canlandırdığı Murat'ın maceralarını anlatan 2019'da vizyona girmiş film. Bir kutu daha. 50 puanımız kaldı. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. Buyurun Kıvanç Bey. Borç harç. Borç harç. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Kıvanç Bey'in sorusunda puanlar Kıvanç Bey'e yazıldı. Nasıl gidiyor Kıvanç Bey? Memnun musunuz? Çok eğlenceli, çok keyifli şu anda. Süper. Aynen. Güzel, ısındınız da artık. Çok ısındım. Aynen. Harika, nazar değdiniz. Heyecan da attık. Şahane, aynen, daha ne olsun. Aynen. Güzel. Şimdi Muhammed Bey'deyiz efendim, yeni soru için. Alıyoruz. Pırasanın P'si. Pırasanın P'si 40 puan değerinde. Kategorimiz güzellikmiş Muhammed Bey. Sizin için geliyor. Tepe veya arka bölgelerde birleştirme yoluyla saçlara verilen yuvarlak şekildir. Süremiz başladı. Topuz. Topuz. Tüm arkadaşlarını süzerek verdiği cevap. 2000 tamam butona gitmişti. Muhammed Bey sektirecek mi? Topuz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Güzel. Sorusundan tertemiz çıktı Muhammed Bey. Dönüyoruz Burcu Hanım'a. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. 60 puan kazanabiliriz. Askerlikmiş kategorimiz Burcu Hanım. Bu kez geliyor. Piyade sınıfında yer alan ve zorlu şartlar için özel yetiştirilmiş askerlerden oluşan birliktir. Süremiz başladı. Komando. Komando. Askerlik deyince biraz tereddüt etse de... Komando. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. 4 yarışmacımızın rekabetinde şu an liderlik koltuğundaki puanlar da eşit, ikincilik koltuğundaki puanlar da eşit. 140, 140, 130, 130. Bakalım Tuğçe Hanım eşitliği bozacak mı? Tuğçe Hanım'la seçiyoruz. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 70 puan kazanabiliriz. Anlam bilgisinden geliyor sorumuz bu kez. etkinlik anlamına gelen Fransızca kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Aktivite. Aktivite. Gelmiyor insanın aklına. Evet, insanın aklına bazen gelmiyor. Kıvanç Bey'in dediği gibi. Muhammed Bey hızlı gördü. Aktivite peki doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yeni sorumuzun sahibi Kıvanç Bey olacak. Buyursunlar. Betül'ün B'si. Betül'ün B'si. 70 puan. Bir kez daha anlam bilgisi Kıvanç Bey için geliyor. Değişmeyerek, tek düze anlamında kullanılan bir sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Burcu Hanım buyurun. Bilindik. Bilindik. Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 60 puan. Bir kutu daha. 50 puan. Burcu Hanım buyurun. Bilmiyorum. Tamam. Gelmedi. Yeniden tüm butonlar aktif. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Buyurun Kıvanç Bey. Biteviye. Biteviye. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Kıvanç Bey kendi sorusundan puan aldı. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederim. Bu arada Burcu Hanım da ara ara bilgilendiriyor bizi butona basıp. Şu an bilmiyorum. Bildiğimde size haber vereceğim. Evet. Koordineli çalışmıyor. Peki Kıvanç Bey'i kutluyoruz. Yeni soruya geçiyoruz. Muhammed Bey'deyiz efendim. Buyursunlar. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. 50 puan. Kategorisi fizikmiş Muhammed Bey sorumuzun, alırız. Bir atomun çekirdeğindeki artı yüklü taneciklerdir. Süremiz başladı. Proton. Proton. Görelim. Kutlarız. Burcu Hanım'dayız. Yeni sorumuz Burcu Hanım için geliyor. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si. 80 puan. Kategori dil bilgisiymiş Burcu Hanım. Alıyoruz efendim. Bakalım. Karşılıklı konuşmada konuşanın değiştiğini göstermek için her sözün başında kullanılan noktalama işaretidir. Süremiz başladı. Kısa çizgi. Kısa çizgi. Uzun çizgi. 80 puan değerinde. Doğru mu? Görelim. Kısa çizgiye hayır dediler Muhammed Bey. Uzun çizgi. Uzun çizgi. Kısa değil miydi ya? Galiba göreceli. Orta çıkabilir. Evet. Orta çizgi. Uzun çizgi. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, diğer adı konuşma çizgisiydi ve Muhammed Bey aldı buradan puanı efendim. Yeniden bir numaraya Tuğçe Hanım'a dönüyoruz. Buyursunlar harflerimiz. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. Kategorisine bakacak olursak dizilerden gelecekmiş Tuğçe Hanım. Sorumuz kötü müdür? Türk dizileri ise... Bakalım. Ara ara yabancı diziler de soruyoruz ama %95 Türk dizileri. Bakalım ne çıkacak karşımıza? Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının son 13 yılını anlatan dizidir. ... Abdülhamid. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Payitaht. Payitaht Abdülhamid. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Muhammed Bey buradan da puan aldı efendim. Bir kez daha tabloya gidecek olursak son durum şöyle. Muhammed Bey 400 puanı gördü. Liderlik koltuğundaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Biz de döndük Kıvanç Bey'e. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 70 puanımız var. Kategorisi coğrafya ve tarihmiş Kıvanç Bey. Geliyor. Bilinen tarihi M.Ö. 5000 yıllarına dayanan 1071 Malazgirt Zaferi sonrası Türk hakimiyetine giren bir Şanlıurfa ilçesidir. Süremiz başladı. Rakipler hareketlendi. Hatta oluyor ama. Evet, biraz bekleyelim. Süresi devam ediyor Kıvanç Bey'in. Gelmedi. Buyurun Burcu Hanım. Akçakale. Akçakale. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Kıvanç Bey'i kızdırmayın. Ama herkes evet, bir anda basınca böyle dandanlanır. Olsa da odaklanamıyorum oraya. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi yarışmanın sunucusu olarak ben bu uyarıyı ara ara yaptığımda bazen sert durabiliyor. Ama sizinki çok doğaldı. Dikkat dağılıyor. Bakma abi, basmayız yani. Yok estağfurullah abi. Onlar senin olsun tabii. Tamam. Tatlıya bağladınız galiba. Aynen, aynen. Güzel. Efendim yeni soru alıyoruz. Bu kez Muhammed Bey seçecek. Ziya'nın Z'si. Ziya'nın Z'si 60 puan. Kategori futbol Muhammed Bey. Geliyor. Futbolda ayağın iç tarafıyla yapılan falsolu bir vuruşun halk arasındaki adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kıvanç Bey. Düz ayak. Düz ayak. Futbolda ayağın iç tarafıyla yapılan falsolu vuruşun halk arasındaki adı düz ayak mı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Burcu Hanım. Diz topu. Ne topu? Diz. Diz topu. Ayağa yakın. Ayağın iç tarafı diz topu. Peki olur mu? Görelim. Olmadı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Buyurun Tuğçe Hanım. Düz orta. Düz orta. Bu kez oldu mu? Görelim. Değilmiş Muhammed Bey. Muz orta. Muz orta. Burcu Hanım o ne diyor? Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Muhammed Bey'e gitti puanlar. Burcu Hanım'a aydınlatmak ister misiniz bu konuda? Muhammed Bey nasıl orta, olduğuna dair. Yani ayağın iç tarafıyla vurulan. Teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı. O falsodan dolayı hafif eğimle muz şeklini aldığı için muhtemelen evet, ondan dolayı evet muz orta adını alıyordu. Rıza Çalınbay'la. Evet, özdeşleşmiş dediğiniz gibi girmiş. Orta şekli. Tebrik ediyoruz Muhammed Bey. Teşekkür ederim. Ve yeni soru alacağız efendim. Burcu Hanım'dayız. Urfa'nın U'su. U harfi. Şanlıurfa'nın U'su isimler kategorisinden geliyor. 50 puanlık sorumuz. Erkek ismi olarak da kullanılan boz renkli, küçük, ötücü, tarlalarda yuva yapan bir tür kuştur. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Muhammed Bey. Kumtay. Kumtay. O isim Kumtay'dır dedik. Sayamadım. Görelim. Kumtay değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Tuğçe Hanım. Hiç tahmin etmiyorum ama Turgay. Turgay. Hiç zannetmem ama Turgay dedik. Anlamı değildir. Doğru. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Tuğçe Hanım ulaştı Turgay'a. Bu arada diğer ismi de kuşun diğer adı da Toygar'dı. Toygar ve Turgay. Tebrik ediyoruz Tuğçe Hanım. Teşekkür ederim. Efendim soru alıyoruz. Son 8 soruya geldik. Tuğçe Hanım'dan başlayarak devam ediyoruz. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 80 puan değerinde. Kategorisi edebiyatmış. Buyursunlar. Reşat Nuri Güntekin'in baş karakteri Ali Şahin isimli bir öğretmen olan romanıdır. Süremiz başladı. Bir şey gece sanki bu ama siyah gece diyeceğim. Siyah gece. Ya bir gece var sanki. Bir gece ama hangi gece olduğunu tam bulamadık diyorsunuz. Siyah gece. Görelim. Siyah gece değilmiş. Ne olabilir acaba? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 70 puanımız var. Buyurun Muhammed Bey. Beyaz gece. Beyaz gece. Az önce kısa çizgi uzun çizgiden ekmek yiyen Muhammed Bey bu kez siyah geceden sonra beyaz gece olabilir dedik. Oldu mu? O da değilmiş. Bir kutu daha açıyoruz. 60 puan. Bir kutu daha. 50 puan. Reşat Nuri Güntekin'in baş karakteri Ali Şahin isimli bir öğretmen olan romanı. Buyurun Tuğçe Hanım. Yeşil gece. Yeşil gece. Neden renk bilmiyorum ama. Evet, siyahla denedik olmadı, beyazla denedik olmadı, yeşil gece. Bu kez oldu mu görelim. Tebrikler. Neyse ki az önceki o kuru tarımdaki teras konusundaki karavana olmadı. İsabetli yürüdük. Yarışmacılarımızı da tebrik ediyoruz Tuğçe Hanım. Yeşil Gece romanından aldık puanı. Yeni soru seçeceğiz Kıvanç Bey'le. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi 60 puan. Kategorisi renklermiş Kıvanç Bey. Geliyor. Adında bir hayvan ismi geçen kırık beyaz renktir. Süremiz başladı. Ekru diye biliyorum ben ama. Efendim? Gelmedi. Buyurun Tuğçe Hanım. Fil dişi. Fil dişi. Adında bir hayvan ismi geçen kırık beyaz renk. Fil dişi. Görelim. Kutlarız. Tuğçe Hanım aldı puanı. Döndük efendim Muhammed Bey için soru seçmeye. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si. 30 puan kazanabiliriz. Müzik kategorisinden geliyor Muhammed Bey'in sorusu. MFÖ'nün 1988'de Eurovision'da ülkemizi temsil ettiği "Gül de bir bize, diken de bir, bunu aşıklar bilir" sözlerine sahip şarkıdır. Süremiz başladı. Vefa. Vefa. Muhammed Bey 30 puan kazanacak mı? Görelim. Vefa değilmiş. Gül de bir bize, diken de bir. Bunu aşıklar bilir. Sözlerine sahip şarkı Kıvanç Bey. Sofu. Sofu. Evet. Doğru mu? Görelim. Sofu değilmiş. Buyurun Burcu Hanım. Safi. Safi. Bu kez oldu mu? Görelim. Değilmiş Muhammed Bey. Kafi. Kafi. Bu ekibe bir isyan mıydı? Kafi. Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Tuğçe Hanım. Sefa. Sefa'dır o şarkının adı dedik. Oldu mu? Olmamış. Buyurun Muhammed Bey. Safa. Safa. Görelim. O da olmamış. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutuyu da açtık ve Muhammed Bey. Safi. Safi. Söyledim. Görelim. Hayır dediler Tuğçe Hanım. Sofi. Görelim. Hayır dediler Kıvanç Bey. Sufi. Sufi. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Zor olsa da başardık. Efendim? Zor olsa da başardık. Evet, zor olsa da başardık. Arada Muhammed Bey'in kafisi çok manidardı zaten. Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Buyursunlar. Sıradaki sorumuz Burcu Hanım'ın olacak. Üzümün üsü. Üzümün üsü. Burcu Hanım, kategorimiz genel kültürmüş. Geliyor. Cam, porselen gibi maddelerden yapılmış eşyalara verilen genel addır. Süremiz başladı. Züccaciye. Züccaciye. Güzel puanı vardı ilk tur için. 80 puan. Görelim. Kutlarız. İlk turumuzda elimizde kalan soru sayısı 4 ve efendim puan tablosuna bir kez daha gidiyoruz. Son durum 440-290. Burcu Hanım ikincilik koltuğuna geçmiş. 270 Tuğçe Hanım, 190 Kıvanç Bey şeklinde sıralamamız. Son 4 soruya Tuğçe Hanım'dan başladık. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 80 puan. Kategorisi genel kültürmüş Tuğçe Hanım. Geliyor. İstanbul Sarıyer'de bulunan, özellikle evlenmek isteyenler tarafından sıkça ziyaret edilen yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 70 puan. İstanbul Sarıyer'de bulunan, özellikle evlenmek isteyenler tarafından sıkça ziyaret edilen yer. Bir kutu daha. 60 puan. Buyurun Kıvanç Bey. Telli Baba. Telli Baba. Katılıyor Tuğçe Hanım da galiba cevaba. Bilmiyorum ama öyle bir yer var. Telli Baba doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kıvanç Bey buradan da puanı aldı efendim. Bu arada Sarıyer Kaymakamlığı'nda şöyle bir bilgi vardı. Der ki Telli Baba Türbesi ilçemiz Rumeli Kavağı girişinde bulunmaktadır. Bugün Telli Baba diye bilinen ziyaretgah yerinde yatan bir gelindir der. Eskiden beri ermişler hep eril olarak düşünüldüğünden telli gelin yerine Telli Baba adı yakıştırılmıştır der. Böyle de bir bilgi vardı Sarıyer Kaymakamlığı'nda. Kıvanç Bey'i tebrik ediyoruz efendim. Sıradaki sorumuzu alıyoruz. Kiminle birlikte alacağız? Kıvanç Bey'le. Yumuşak G olsun. Yumuşak G 80 puan. Kategorisi benzetmeler geliyor. Çok yavaş ilerlemek anlamında sıklıkla kullanılan deyimdir. ... gitmek. Süremiz başladı. Kağını gibi. Kağını gibi gitmek. Görelim. Tebrikler. İlk turda kaldı son 2 soru. Muhammed Bey seçiyor. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü 60 puan. Kategorimiz deyimler ve şöyle sorulmuş. Bir çiftin çocuklarının veya yakınlarının yanlarında bulunmadığını anlatan sözdür. Bir ayvaz. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Bir çiftin çocuklarının veya yakınlarının yanlarında bulunmadığını anlatan söz. Bir ayvaz. Bir kutu açalım. 50 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Muhammed Bey. Köroğlu. Bir Köroğlu, bir ayvaz. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Muhammed Bey de ilk turdaki son sorusundan puanını aldı efendim. Şimdi Burcu Hanım bu turdaki son sorusunu seçiyor. Ne kalmış elimizde? I harfi. 30 puan değerinde anlam bilgisiyle turumuzu kapatıyoruz. Ne oldu Kıvanç Bey? Bir gülüş geldi Muhammed'den, ben de etkilendim onu. Akım gibi. Söyleyecektim ya, şey oldu. Tamam. I harfi 30 puan, kategorisi anlam bilgisi geliyor. Bir şeyin suretini değil, kendisini ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı. Asıl. 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 Görelim. Kutlarız. Ben Bilirim'de ilk turu geride bıraktık efendim. Puan tablosuna bakma zamanı. 4 arkadaşın keyifli rekabetinde ilk tur performansı şöyle. İlk turu lider tamamlayan isim 480 puanla Muhammed Bey, ikincilik koltuğuna verdiği son cevapla geçti. Kıvanç Bey 330 puanla. Hemen 10 puan gerisinde Burcu Hanım var 320 ve Tuğçe Hanım da 270 puanla tamamladı ilk turu. Birer değerlendirme cümlesi almak isterim. Ne dersiniz Tuğçe Hanım? Nasıldı sizin adınıza? Yani bir başta iyi başlamıştı sanki de sonradan biraz geriye düştü. Ama kötü de değil çünkü çok az. 100 küsür puanlık fark var birincimizle dördüncü sıradaki yarışmacımız arasında. O da bir soru demek. Bence gayet güzel gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Renkler size epey şans getirdi bugün. Kurtardı. Evet. Tebrik ederim ilk tur performansı için. Teşekkürler. Kıvanç Bey sizin için nasıldı? Çok keyifli, çok güzel. Ben aşırı keyif alıyorum şu anda valla. O heyecanı dağıttıktan sonra hele iyice güzel. Gidiyor benim için yani. Kim çıkar finale sizce? Ben çıkarım diye tahmin ediyorum. Rakibiniz kim olur? Muhammed de oluruz herhalde. Muhammed Bey ile çıkarsın. Tuğçe Hanım sizce kim çıkar finale? Muhammed çıkar gibi geliyor bana da. Ben çıkarım. İkinci için bilmiyorum. Evet, Kıvanç ikinci çıkamaz. İkinci için bence kendine yer açıyor Tuğçe Hanım. Kendime yer açmıyorum da. Olursunuz ya, niye olmaz? Kıvanç'a da bebek için oynayalım. Peki. Muhammed Bey sizin için nasıldı? Valla bence herkes çok başarılı. Evet. İkinci turda ne olacağı hiç belli olmuyor. 100'er 200'er puanlık sorular var. Herkesin bence şansı eşit yani. Hani, korktuğumuz gibi olmadı. Korktuğumuz gibi gerçekten olmadı. Ev ortamını yakaladık sanki. Sizin de sayenizde. Estağfurullah. Neden korkuyordunuz gelirken? Ya biraz böyle aklımıza gelmez tıkanırız diye bir korku olmuştu ama arkadaş grubu olduğumuz için daha böyle sıcak bir ortam oldu. Zaten bireysel performanslarınız da iyi. Bir yandan o sıcaklık var evet ama bir yandan da herkes başarılı belli ki. Ben bilirim de güzel gidiyorsunuz. Burcu Hanım siz ne dersiniz ilk tur için? Çok keyifli. Bana hep zor sorular. Buradan da katılıyorum ama biraz zor geldi. İkinci turda öyle olmaz umarım. Evet herkes halinden bir yandan memnun bir yandan da ikinci turda bakalım ne olacak beklentisinde. Umarım güzel geçer hepimiz için. İnşallah. Sevgili seyirciler Ben Bilirim'de finale yükselecek iki yarışmacımızı belirlemek için ikinci turumuza geçiyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim sevgili seyirciler Ben Bilirim'de çok sağ olun. Sevgili seyirciler Ben Bilirim'de ikinci turumuza geldik. İlk sorumuzu Tuğçe Hanım seçiyor ve turumuz başlıyor. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 150 puan değerinde. İlk sorumuzun kategorisi eğitim olacak Tuğçe Hanım. Geliyor. 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz'in katıldığı bir törenle Mektebi Sultani adını almış eğitim kurumudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi. Mektebi Sultani. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Lisesini ben de çıkardım da. Efendim Kıvanç Bey? Lisesini ben de bulmuştum ama Galatasaray gelmedi aklıma. Evet, tebrik ediyoruz. Gerçekten. Muhammed Bey ilk turu lider tamamlamıştı. İkinci turda güzel bir başlangıç yaptı. Şimdi Kıvanç Bey seçecek soruyu. Ayla'nın A'sıyla başlayalım. Ayla'nın A'sı. Sorumuzun kategorisi atasözleri olacak. Buyursunlar. Çabuk davranarak yaptığımız işten istediğimiz sonucu alamayabiliriz anlamındaki atasözüdür. Acele işin ... Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burcu Hanım. Sonu hüsrandır. Acele işin sonu hüsrandır. Aradığımız cevap mı? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 100 puanımız var. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Çabuk davranarak yaptığımız işten istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Acele işin ... Bir kutu daha. Bir kutu daha açıyoruz. 70 puana düştük. Bir kutu daha geliyor. Bence birazdan gelecek. Güzel harfler açıldı. 60 puanımız var. Acele işin. Bir kutu daha. Acele işin Tuğçe Hanım. Sonu pişmanlık. Acele işin sonu pişmanlık. 50 puan kazandırır mı Tuğçe Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Sizinki neydi Burcu Hanım? Sonu hüsrandır. Sonu hüsrandırdı. Tuğçe Hanım'ın da sonu pişmanlık cevabı. Evet, dediğiniz gibi oturuyor da anlam olarak. Fakat Türk Dil Kurumu'nun atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan hali Tuğçe Hanım'dan geldi. Tebrik ederiz. Efendim, yeni sorumuzun sahibi Muhammed Bey olacak. Alırız. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 120 puan. Sorumuzun kategorisi edebiyat Muhammed Bey. Geliyor. Edebiyatımızda 5 hececiler olarak anılan isimlerden olan Bir Gün, Giden Gelmez gibi şiirleriyle bilinen şair ve yazardır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Edebiyatımızda 5 hececiler olarak anılan isimlerden olan Bir Gün, Giden Gelmez gibi şiirleriyle bilinen şair ve yazar. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Bir kutu daha açıyoruz. 70'e düştük ve Tuğçe Hanım Ben Bilirim dedi. Yusuf Ziya bir dakika ya. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Yusuf Ziya Ortaç. Yusuf Ziya Ortaç. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Muhammed Bey kendi sorusundan yine puan aldı. Bu arada ilk turda Kıvanç Bey, rakipler düşünürken butona basınca kızıyordu. Bu kez aynı tepkiyi Tuğçe Hanım Kıvanç Bey'e gösterdi. Anlaşılan bunun önüne geçemiyoruz. Evet, yeni soru gelecek. Gaza getirdi beni de orada. Peki, yeni sorumuz gelecek Burcu Hanım için. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. 160 puanımız varmış. Kategorisi genel kültür olacak. Ekrandadır sorusu. Çanakkale'de 15 Ağustos 2010 tarihinde hizmete giren insani yardım amaçlı olarak yapılmış uçuş noktasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 140 puanımız var. Çanakkale'yi düşünsek, özellikle üst satır için nereler canlanıyor kafamızda Çanakkale deyince. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Son bir dakika. Bir kutu daha. Çanakkale'de 15 Ağustos 2010 tarihinde hizmete giren insani yardım amaçlı olarak yapılmış uçuş noktası. Bir kutu daha. 110 puanımız var. Bir kutu daha. 100 puan. Yeni bir kutu açılıyor. 90'a düştük ve Burcu Hanım Ben Bilirim dedi. Gökçeada Havalimanı. Gökçeada Havalimanı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, böylece ilk 4 soru geride kaldı efendim. İkinci turumuzda yeniden puan tablosuna gidiyoruz ve son duruma bakıyoruz. Liderlik koltuğunda 700 puanla Muhammed Bey var. 410'u gördü Burcu Hanım. İkincilik koltuğunda 330 Kıvanç Bey. Tuğçe Hanım da hemen 10 puan gerisinde 320 ile yarışı sürdürüyor. Yeni sorumuzu da seçiyor. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si. Tuğçe Hanım'ın en zorlandığı yer. Soruyu seçme kısmı. Ben düşünüyorum herhalde. 110 puan. Ben de diğerleri nasıl bu kadar kolay seçiyor diye düşünüyorum. Seçenek bol olunca özellikle turun başında 110 puan değerinde. Kategorisi sinemaymış Tuğçe Hanım. Buyursunlar efendim. Garlarda pişmaniye satan Kemal'in mafya olan babasının ölümü üzerine gelişen komik olayları anlatan Kemal Sunal filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Sahte kabadayı. Sahte kabadayı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Muhammed Bey'e gitti burada da puanlar. Galiba sonradan hatırladık filmi Tuğçe. Yok, hatırlamadık. Hatırlamış gibi baktınız sonra. Yok hayır, ben gene Muhammed'e puan verdim diyor. Tamam peki efendim. Muhammed Bey'le rekabetini hatırladı Tuğçe Hanım. Evet. Tebrik ediyoruz Muhammed Bey'i. Teşekkür ederim. Dönüyoruz Kıvanç Bey'e. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. 100 puan oyuncular kategorisinden geliyor Kıvanç Bey için. Güneş'i gördüm, Gecenin Kanatları, Yer Gök Aşk gibi yapımlarda rol almış erkek oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Tuğçe Hanım. Murat Ünal'mış. Murat Ünal'mış. 80 puan Tuğçe Hanım'a gidecek mi bu kez? Görelim. Kutlarız. Evet, az önceki kaybını telafi etmiş oldu böylece efendim. Tuğçe Hanım'a gitti. Yeniden harflerimiz dönüyor. Buyursunlar Muhammed Bey. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si. 120 puandayız. Sorumuz şöyle, kategori atasözleri olacak bu arada. Önemsiz bir görevde çalışan değerli kişi yeteneklerini gösteremez, değeri anlaşılmaz manasındaki atasözümüzdür. Nokta 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 hor gösterir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Önemsiz bir görevde çalışan değerli kişi yeteneklerini gösteremez, değeri anlaşılmaz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 90 puanımız var ve bir kutumuzu daha açıyoruz. Nokta 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 hor gösterir. Bir kutu daha. 70 puana düştük. 4 yarışmacımız da odaklandı. Acaba kimden gelecek? Birazdan cevap. Bir kutu daha. 60 puan. Bir kutu daha dediğim an Muhammed Bey. Alçak yer yiğidi hor gösterir. Alçak yer yiğidi hor gösterir. Önemsiz bir görevde çalışan değerli kişinin yetenekleri görülemez diyoruz. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Muhammed Bey'e gitti. Bu atasözümüzde de puanlar ve tabloda liderlik koltuğundaki isim Muhammed Bey kaç puanı görmüş? 870 puanı gördü efendim. Nasıl Muhammed Bey yarışın gidişatı? Valla iyi gidiyor ama ikinci turda hani soruların her harfin puanı çok olduğu için her şey değişebilir açıkçası. Herkes evet, bence hala çok başarılı. Kesinlikle yüksek puanlı sorularımız var. Sıralama her an değişebilir ve birbirine de denk bir ekip var. İnşallah son ana kadar güzel, keyifli bir yarış olacak. Burcu Hanım'dayız efendim yeni soru için. Osmaniye'nin O'su. Osmaniye'nin O'su. 130 puan. Bu kez deyimler kategorisinden gelecek sorumuz. Bir kimseyi beklenmedik bir durumun çok üzmesi anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kimseyi beklenmedik bir durumun çok üzmesi. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Sık kullanılan bir deyim var ekranda. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha gelmeden buyurun Burcan. Yüreğine oturmak. Yüreğine oturmak. Buldum ilk kelimeyi ben de geldim. Efendim Kıvanç Bey? Ben de ilk kelimeyi buldum ama ikincisi çıkmadı. Yüreğini vardı ama ikincisi evet, mi yoktu? Aynen. Evet, Burcu Hanım tamamen bize teslim etti paket olarak. Yüreğine oturmak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Muhammed Bey ve Burcu Hanım kendi sorularından puanları aldılar. Yeniden bir numaraya Tuğçe Hanım'a döndük efendim biz de. Harflerimiz geliyor Tuğçe Hanım. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. 110 puan kazanabiliriz. Kategorisi beden eğitimi olacak. Bakalım nasıl sorulmuş. Yüksekliği değişik ölçülere ayarlanabilen bir çeşit beden eğitimi aracıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Yüksekliği değişik ölçülere ayarlanabilen bir çeşit beden eğitimi aracı. Buyurun Muhammed Bey. Atlama dengesi. Atlama dengesi. Gelir mi? Görelim. Arkasından da bir kutlarız, patlatırsanız tamamdır. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Tuğçe Hanım. Atlama metresi. Atlama metresi. Bu kez oldu mu? Ona da hayır dediler. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Bir kutu daha. Yüksekliği değişik ölçülere göre ayarlanabilen bir çeşit beden eğitimi aracı. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Bir kutu daha açılıyor. Ve Muhammed Bey buyurun. Atlama çıkmayacak. Gelmedi. Doğru mu bilmiyorum ama atlama beygiri. Atlama beygiri. Çıkarsa üzüleceğim bu arada. Ben onu diyecektim. Ben de utandım. Herkesin içinde bir beygir söyleme isteği vardı. Ama sadece Burcu Hanım dile getirdi. İyi yaptı mı? Görelim. Kutlarız. Evet. 2000 gerisi cevabı içinde tutmuş. Tebrik ediyoruz Burcu Hanım'ı. Peki bu cevap Burcu Hanım'ı nereye taşır? Dilerseniz bir kez daha puanlara bakalım. 570 puanla Muhammed Bey'i takip etmeye devam ediyor Burcu Hanım. İki doktorumuzun rekabeti bakalım nasıl sonuçlanacak. Efendim şimdi sorumuzun sahibi kim olacak? Kıvanç Bey. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si. 90 puan kazanabiliriz. Hukuk kategorisinden geliyor Kıvanç Bey. Bu kez sorumuz. Eşler arasında en yaygın görülen, genellikle şiddetli olduğu vurgulanan bir boşanma gerekçesidir. Süremiz başladı. Geçimsizlik. Geçimsizlik. Şiddetli geçimsizlik. Görelim. Tebrikler. Muhammed Bey'deyiz efendim. Niğde'nin N'si. Niğde'nin N'si. 100 puan kazanabiliriz. Bu kez genel kültürden geliyor Muhammed Bey sorunuz ekranımıza. Bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşan, seçimlerde oy verme işleminin düzenli yapılmasını sağlayan görevlilerdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Burcu Hanım. Sandık kurulu. Sandık kurulu. Cevap doğruysa liderle ikinci arasındaki makas biraz daha daralacak. Sandık kurulu. Görelim. Tebrikler. Burcu Hanım seçecek. Buyursunlar. Cizre'nin C'si. Cizre'nin C'si 90 puan. Kategorimiz anlam bilgisi Burcu Hanım. Geliyor efendim. Katı yüreklilik ve merhametsizlik anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Acımasızlık. Acımasızlık. Muhammed Bey'in Burcu Hanım'a bakışları değişti. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bu iki sorunun ardından puan tablosuna bir kez daha bakmak lazım. Son durum 870'e 750 oldu. Liderlik yarışında fark 120 puana kadar düştü efendim. Dönüyoruz Tuğçe Hanım'la yepyeni bir soru seçmeye. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 100 puan kazanabiliriz. Bu kez kategorimiz aydınlatmaymış. Geliyor. Işığı yumuşatmak için kullanılan mat camdan ya da farklı malzemelerden yapılmış nesnedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. İki türlü söylenişi varmış. Kelimeler yer değiştirdiğinde de sıklıkla kullanılır. Işığı yumuşatmak için kullanılan mat camdan ya da farklı malzemelerden yapılmış nesne. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Buyurun Burcu Hanım. İkincisini bulamadım. Bu süre içerisinde gelirse alırız. Gelmedi. Yeniden tüm butonlar aktif. Buyurun Kıvanç Bey. Lamba kerpezi. Lamba kerpezi. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. 70 puan. Bir kutu daha açıyoruz. 60 puan. Buyurun Burcu Hanım. Şey diyeceğim ama bilmiyorum. Lamba karpuzu. Lamba karpuzu. Ya. Yine herkes içinde mi tuttu cevabı? Evet. Yine karpuzu ben de bastım çünkü gerçekten. Çok alakasız. Diye düşündük diyorsunuz. Evet. Lamba karpuzu ya da karpuz lamba olarak da kullanılabilir diyor Burcu Hanım. Doğru mu? Doğru. Görelim. Tebrikler. Karpuz lambayı duymuş muydunuz? Hayır. Hayır. Yani lamba karpuzunu da duymamıştım ben bu arada da. Ben mesela şeyi duymuştum, karpuz lambayı hani sıkça kullanılır ama lamba karpuzunu ben de duymamıştım. İki versiyonlu kullanılıyormuş, hatta sözlüğe de iki hali de girmişti. Burcu Hanım yine cesur davranarak aynen. içinde evet tutmadı, aldı puanı. Efendim sorumuzun sahibi şimdi Kıvanç Bey. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 90 puan değerinde. Atasözleri kategorisinden alıyoruz Kıvanç Bey için. İş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur anlamındaki atasözümüzdür. Araba devrilince nokta 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 çok olur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Yol gösteren. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bu kez de Muhammed Bey hızlı gördü. Kıvanç Bey'in sorusunda dönüyoruz Muhammed Bey'e. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si 90 puanlık sorumuzda kategori halk oyunlarıymış. Alırız efendim. Orta Anadolu bölgesinde oynanan bir halk oyununa ve müziğine verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Orta Anadolu bölgesinde oynanan bir halk oyununa ve müziğine verilen ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Birazdan gelecek bence. Bir kutu daha. Buyurun Tuğçe Hanım. Bu sefer Burcu'nun yaptığını yapayım dedim ben de. Kayık havası. Kayık havası. Kayık havası gelirse 60 puan Tuğçe Hanım'a yazılacak. İyiler. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Kıvanç Bey. Kırık havası. Ne havası? Kırık. Kırık havası. Bu kez oldu mu? Kırık havası da değilmiş Muhammed Bey. Kaşık havası. Kaşık havası. Herkesi isyan ettiren cevap. Neden bahsediyorsun? Kaşık havası. Kayık havası geldi, kırık havası geldi. Kırağı nereden geçtiyse. Bu kez puan alır mıyız görelim. Tebrikler. Evet, liderimiz Muhammed Bey buradan da puanını aldı ve efendim döndük yepyeni bir soru için harf tablosuna. Paris'in P'si. Paris'in P'si. Yüksek puanlı sorularımızdan 160 puan kazanabiliriz. Müzik kategorisinden geliyor Burcu Hanım için. Demedim mi Nazlı yarim ben sana, çok muhabbet tez ayrılık getirir. Sözlerine sahip eserdir. Ham meyveyi ... Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Kopardılar dalından. Ham meyveyi kopardılar dalından. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, yüksek puanlı bu sorumuz Muhammed Bey liderlik koltuğunda biraz daha rahatlattı ve keyfi daha da yerine geldi gördüğüm kadarıyla. Abi sen bilme artık ben. Efendim Kıvanç Bey? Biz yarışalım kendi aramızda, o bilmesin artık yani. İş o raddeye geldi diyorsunuz. Şu an o nokta. Evet, şu ana kadarki performansını bence bir alkışlayalım Muhammed. Evet. Ama şunu da belirtmek gerek ki 4 yarışmacımızın da şu an final şansı devam ediyor. Bakalım kimler finalde yarışacak? Yeni bir soru alacağız Tuğçe Hanım'dan. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 140 puan değerinde. Müzik kategorisinden geliyor Tuğçe Hanım'ın sorusu. Fatih Erkoç'un Ellerin Bomboş albümünden Bir Güzel Kız Yüzünden Çıldıracağım sözlerinin geçtiği şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Bir Güzel Kız Yüzünden Çıldıracağım. Ben buldum zannettim, bulamamışım. Evet, içinden şarkıyı söyleyen yarışmacılarımız var. Bakalım kim daha erken ulaşacak? Bir Fatih Erkoç şarkısı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Nakarata gelen galiba cevaba ulaşacak şarkıda. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Bir kutu daha. 110 puanımız var Kıvanç Bey, buyurun. Oynatmaya az kaldı. Oynatmaya az kaldı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 110 puan Kıvanç Bey'e yazıldı. Tebrik ederim. Teşekkür Kıvanç ederim. Bey. Çok sağ olun. Burcu Hanım epey söyledi içinden şarkıyı. Ben sonrasını hep söyledim. Çıldırmaya az kaldı gibi. Onun evet, orasını değil de sonrasını hep söyledim. Çıldırmaya az kaldı gibi mi canlandı? Öyle düşünüyorum ben. Onu sonra oynatmaya diye son anda yani. Evet, Burcu Hanım çünkü çok söyledi dedim. Ben hep ellerim bomboş, yüreğimde bir tuzağa yatılmış bir deniz gibi kor hala. Hep oradayım. Burcu Hanım kasetin A1'inden başladı. Buraya gelemedim. Evet, sağlık olsun diyelim. Kıvanç Bey'i tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi Kıvanç Bey seçiyor sorusunu. Ben de Tuğçe gibi zorlanacağım şimdi. Zonguldak'ın Z'si olsun. Zonguldak'ın Z'si 100 puan değerinde, kategorisi genel kültür ve ekranda. Daha önce ağırladığımız bir konuğa misafir olmak, önceden yapılan görüşmeye verilen karşılıktır. Süremiz başladı. İade-i ziyaret. İade-i ziyaret. Doğru mu? Görelim. kutlarız. Son cevaplar Kıvanç Bey için de özellikle ikincilik yarışı açısından bakalım ne kadar mesafe kat ettirmiş efendim. Tabloya dönüyoruz. 630, 810 ikincilik yarışındaki son durum. Sorumuzun sahibi Muhammed Bey olacak. Gizem'in G'si. Gizem'in G'si 100 puan. Kategorisi hukukmuş Muhammed Bey. Geliyor. Adliyede sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği kamuya kapalı oturumdur. Süremiz başladı. Gelmedi. Gizli görüşme. Buyurun Kıvanç Bey. Gizli görüşme. Gizli görüşme. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Burcu Hanım. Gizli mahkeme. Gizli mahkeme. Bu kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap değilmiş. Tuğçe Hanım buyurun. Ben heyecanla bastım bir dakika. Tamam Tuğçe Hanım. Gelirse alırız bu arada. Tuğçe Hanım'ın süresi doldu ve buyurun Kıvanç Bey. Gizli oturumu. Gizli oturumu. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Burcu Hanım. Gizli duruşma. Gizli duruşma. 100 puan kazandıracak mı gizli duruşma? Görelim. Kutlarız. Evet, alternatif cevaplar geldi ve Burcu Hanım sonunda aldı puanı. Tebrik ederiz efendim. Artık adım adım final turuna doğru ilerliyoruz. İki misafirimizle birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Buyursunlar, Burcu Hanım seçecek sıradakini. Van'ın V'si. Van'ın V'si 120 puan. Atasözleri kategorisinden gelecek soru. İmkan varken çalışmayan kişi olanakları kalmadığında perişan olur anlamındaki atasözüdür. Yazın gölge kovan ... Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Yazın gölge kovan devamı ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha açılıyor. 80'e düştük ve Kıvanç Bey buyurun. Kışın karın ovar. Yazın gölge kovan, kışın karın ovar. 80 puan kazandıracak mı? Görelim. Kutlarız. Evet, Kıvanç Bey'in de keyfini yerine getiren bir puan oldu. Tebrik ederim Kıvanç Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, artık elimizde kalan soru sayısı 8. Bu 8 sorunun ardından final turumuz var. 8'e Tuğçe Hanım'la başlıyoruz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 130 puan kazandırabilir. Ülkelermiş sorumuzun kategorisi Tuğçe Hanım. Geliyor efendim. Batı Avrupa'da bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini de bulunduran ve başkenti Brüksel olan ülkenin resmi adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Batı Avrupa'da bazı uluslararası organizasyonların merkezinin de bulunduğu başkenti Brüksel olan o ülkenin resmi adı ne olabilir? Buyurun Tuğçe Hanım. Belçika Kraliyeti. Kraliyet. Belçika Kraliyet. Belçika Kraliyet. Acaba doğru mu? Hayır. Krallığı. Belçika Krallığı. Belçika Krallığı. Süre içerisinde cevabı değiştirme hakkı tüm yarışmacılarımızın var. Peki son verdiğimiz cevap doğru mu? Görelim. Kutlarız. 10 saniyeyi güzel değerlendirdi Tuğçe Hanım. Belçika Krallığı'yla güzel puan aldık. Teşekkür ederim. Efendim kaldı elimizde son 7 soru. Kıvanç Bey'deyiz. Hadi bakalım. Yumuşak G. Yumuşak G 110 puan. Deyimler kategorisinden alacak Kıvanç Bey. Bu arada çok atasözü ve deyim seçtiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet ve en kötü olduğum alanlardan bir tanesi. Geliyor Kıvanç Bey'in deyimi. Alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanına varmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanına varmak. O kişinin ... Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Tuğçe Hanım. Ayağına gitmek. Ayağına gitmek. Evet. Görelim. Kutlarız. Tuğçe Hanım'ın da performansında ciddi bir artış var. Güzel puanlar geliyor efendim. Bakalım kaç puana ulaşmış Tuğçe Hanım tabloda. Son cevaplar 620 puanla. Tuğçe Hanım da yarışı sürdürüyor. 620, 710, 910, 1180. Ve kalan 6 sorumuzdan birini Muhammed Bey seçecek. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi 150 puan. Sorumuzun kategorisi içeceklermiş. Alırız. Baklagillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağacın meyvesinden yapılan içecektir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Yarışın seyrini etkileyebilecek yüksek puanlı bir sorumuz var. 150 puanı var. Baklagillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağacın meyvesinden yapılan içecek. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 140 puan. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 120 puan. Bir kutu daha. 110 puan. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Yeni bir kutu açılıyor. 90 puana düştük. Baklagillerden, sıcak iklimlerde yetişen bir ağacın meyvesinden yapılan içecek. Son 20 saniyeye doğru ilerliyoruz. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Kıvanç Bey. Demir hindi şerbeti. Demir hindi şerbeti. Nereden biliyorsun ya? Efendim Tuğçe Hanım? Sever Kıvanç. Her gün içerim Kıvanç. Tuğçe Hanım'ın şaşırdığı cevap, cevaba değil de Kıvanç Bey'in bilmesine şaşırdı. Demir hindi. Demir hindi şerbeti. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ama 1 ve 2 numaralı misafirlerimiz Tuğçe Hanım'la Kıvanç Bey gerçekten performanslarını son sorulara saklamışlar. Son sorularda ciddi bir artış var. Tebrik ederim. Verdiğiniz cevaplar isabetli ve puan kazandıran cevaplar için. Efendim kaldı elimizde son 5 soru. Burcu Hanım seçiyor. Iğdır'ın I'sı. Iğdır'ın I'sı. 120 puan kazanabiliriz. Bir kez daha atasözü sorumuz varmış. Alırız. Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez anlamındaki atasözümüzdür. ... batmaz. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. ... batmaz Tuğçe Hanım. Batan kazık yere batmaz. Batan kazık yere batmaz. Çok emin değilim ama. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Tuğçe Hanım, buyurun Kıvanç Bey. Yatan kazık yere batmaz. Yatan kazık yere batmaz. Bu kez oldu mu? Görelim. Ona da hayır dediler Muhammed Bey. Ortak kazık yere batmaz. Ortak kazık yere batmaz. Oldu mu? Olmadı. Evet, çok yaklaştık. Bakalım kimden gelecek aradığımız cevap. Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez anlamındaymış. Ne olabilir Muhammed Bey? Ortak rızık yere batmaz. Ortak rızık yere batmaz. Oldu mu? Ona da hayır dediler. Bir kutu daha. 80 puan. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Burcu Hanım. Çatık kazık yere batmaz. Çatık kazık yere batmaz. Doğruysa Burcu Hanım'a 70 puan kazandıracak. Görelim. O da değilmiş. Kıvanç Bey. Çetin kazık yere batmaz. Çetin kazık yere batmaz. Doğru mu? O da değilmiş. Özellikle odaklanırsak birden çok kimsenin söz sahibi olmasına, hani tek değil de birden fazla. Buyurun Tuğçe Hanım. Gelmedi. Bir kutu daha. Buyurun Kıvanç Bey. Çatal kazık yere batmaz. Çatal kazık yere batmaz. Çatal kazık yere batmaz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Kıvanç Bey'e gitti puanlar. Var mıydı Kıvanç Bey'in o düşünme süresi içerisinde ulaşan? Burcu Hanım sizde... Bana geldi ama çatallı. Aynen, çatal geldi. Bir tek o uyuyordu. Çatalı bağdaştıramadınız, evet. Aynen. Hani birden fazla kişinin ortaklığında yürümeyeceğini belirten ifadeydi ve Kıvanç Bey'e ulaştı. Tebrik ederiz Kıvanç Bey. Teşekkür ederim. Efendim, artık son 4 sorumuz ve bir kez daha puan tablosuna bakıyoruz. Son duruma. Puanlarını herkes... Yüksek noktalara taşıdı ve herkes final şansını korudu. Geride bıraktığımız sorularda 1180 Muhammed Bey, 910 Burcu Hanım, 850 Kıvanç Bey, 620 Tuğçe Hanım. 4 misafirimizin de final şansı devam ederken son 4 soruya başlıyoruz Tuğçe Hanım'da. Üzümün öğüsü. Üzümün öğüsü 130 puan değerindeymiş. Kategorisi eğitim olacak ve ekranımıza geliyor. Kısaltması İYTE olan 1992'de kurulan Araştırma, Eğitim ve Öğretim Kurumu'dur. İzmir ... Enstitüsü. Süremiz başladı. Yüksek Teknoloji. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Cevap doğruysa Tuğçe Hanım'ın puan tablosu da rakiplerine epey yaklaşacak. Görelim. Kutlarız. Son 3 soru. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. 3 soru kala. 750'ye 850 oldu üçüncülük yarışı. Kıvanç Bey seçiyor sorusunu. Urfa'nın U'su olsun. U harfi. Şanlıurfa'nın U'sunda 90 puanımız var. Kategorisi alışverişmiş Kıvanç Bey. Geliyor ekranımıza. Kabıyla birlikte satılan bir malın, kabının satıcıya ücret karşılığı iade edilmediği ürünlere verilen addır. Süremiz başladı. Depozitolu. Depozitolu. Olmadı. Depozitoluk. Depozitoluk. Doğru mu görelim? Hayır dediler. Buyurun Muhammed Bey. Depozitosuz. Depozitosuz. İade edilmediği ürünlere verilen ad depozitosuz dedik. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kıvanç Bey olumsuzuna gitmedi, evet. O an hep olumluya odaklandı. Tuğçe Hanım da sekseydi final şansını sürdürmek adına bekliyordu. Sizin de aynıydı galiba. Basamadım. Evet, yani Muhammed Bey hızlı davrandı. Kaldı elimizde son 2 soru. Muhammed Bey'deyiz efendim. İrem'in iyisi. İrem'in iyisi 140 puan kazanabiliriz. Kategorisi kısaltmalar ve ekranda. Ankara'da hizmet veren ve kısaltması ASKİ olan kurumdur. Ankara .. İdaresi Genel Müdürlüğü. Süremiz başladı. Su ve Kanalizasyon. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Görelim. Tebrikler. Bunu bilmez diye bekliyordum. Evet, bunu bilmez diye bekliyordu Tuğçe Hanım. Muhammed Bey bunu da bildi ve burada butonu başına bekliyordu. Tebrik ediyoruz liderimiz Teşekkür Muhammed ederim. Bey. Son soru efendim, Burcu Hanım'ın sorusu. Özge'nin Ö'sü. Özge'nin Ö'sü kalmış. 110 puan kazanabiliriz. Final öncesi son sorumuzun kategorisi anlam bilgisiymiş, geliyor. Kişi veya kişilere belirli bir amaçla vazife vermektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Muhammed Bey. Görevlendirme. Görevlendirme. Kişi veya kişilere belirli bir amaçla vazife vermek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, burada rakipler de butona gitti. Tuğçe Hanım siz de bastınız. Kıvanç Bey de bastı. Şöyle bir bilgi var rejiden gelen. Birazdan puan tablosuna bakacağız. Yönetmenimiz Çağla der ki Kıvanç Bey o buton hakkını alsaydı ve doğru cevabı verseydi finalde Muhammed Bey'in rakibi olabilirdi diyor. Ama Burcu Hanım finalist. Puan tablosuna bakacağız efendim. Son durumu görmek için. Sen de konuşuyoruz abi. Ya Muhammed bak iki soru da yaptın. Bizim milli maçlarda oluyor ya, Finlandiya ile işte Belçika şöyle olursa sonra da burası böyle olursa şeklinde bilgilerimiz vardı. Çok özür dilerim. Galiba depozitosu da bilseydim yine ben alıyordum muhtemelen. Finale çıkıyordum. Evet, depozitosuz da aynen. Sizden gelseydik yine bilemeyecekti ben. Evet. Orada iki soru çok kritikti. Puan tablosuna dönüp bakıyoruz efendim. 1520 puan topladı. Çok da güzel yarıştı Muhammed Bey. Final turunda yarışacak. Rakibi 910 puanla Burcu Hanım. Kutlarız. Tabii hep Kıvanç Bey'in finale çıkma ihtimalleri üzerine konuşuyoruz da sanki hani Burcu Hanım'a çıkmasını istemiyoruz gibi algılanmasın. Burcu Hanım zaten başından itibaren istikrarla yarıştı. Onun da altını çizelim. Çok güzel yarıştı. Evet. Peki üçüncülük yarışındaki durum neydi? Kaçar puan aldık? 850 puan aldı Kıvanç Bey. Finalin eşiğinden döndü. Tuğçe Hanım son sorulardaki atakları şahaneydi. O da 750 puanı gördü. Tebrik ederiz. Evet, birazdan final turumuz var. Son soruları Muhammed Bey ve Burcu Hanım'la birlikte cevaplayacağız ama veda edeceğimiz isimler de var. Tuğçe Hanım ne dersiniz? Nasıldı sizin adınıza? Ya benim kendi seçtiğim sorularda böyle bayağı zorladı beni hiç. Nasıl diyeyim? Çok daha böyle kolay gelen sorular olsaydı belki biraz daha iyi olurdu. Bir de çok da hızlı da davranamadım ama keyifli bir yarışmaydı. İşte biz Kıvanç'cığımla herhalde arada Demir hindi şerbeti. Demir hindi şerbeti varsa alırız diyoruz yani. Bir bakalım. Demir hindi şerbeti. Evet. Vardır herhalde, siz de sorduğunuza göre. Yoksa bile su var. Artık idare edelim. Tuğçe'cim lütfen. Ben Burcu arkadaşımı destekliyorum finalde. Onu da belirteyim. Zaten arkadaş grubuydu. Tuğçe Hanım da, Burcu Hanım da, Muhammed Bey de, Kıvanç Bey de kim çıkarsa çıksın destekleyeceklerini önden de söylemişlerdi. Çok teşekkür ederim. Güzel yarıştık, keyifli yarıştık. Güzel, sağ olun efendim. Sağ olun. Kıvanç Bey? Ben üzüldüm biraz açıkçası. Ya görevlendirmeden önce depozitosuza özellikle çok üzüldüm. Onu bilseydim muhtemelen şu an finaldeydim ama çok keyifliydi. Burada olmak çok güzel. Sizi görmek, çok hep beraber stüdyoda olmak çok güzel. Çok keyifliydi. Çok güzel bir deneyimdi. Herkese de tavsiye ediyorum, mutlaka gelsinler stüdyoya, yani yarışın. Teşekkür ederiz. Madem pası attınız ben de seyircilerimize sesleneyim. Kesinlikle. Efendim siz de başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. 4 yarışmacımızın ikisini kenara alacağız. İkisini 1 ve 2 numaralı masalara alacağız. Muhammed Bey ile Burcu Hanım final turunda karşılaşacaklar. Hadi birlikte gün birincisini belirlemek için finale geçelim. Çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Ben Bilirim'de finalle karşınızdayız. Artık günümüzün birincisi belli olacak. Avantajlı isim Muhammed Bey puan tablosunda 1520'ye 910 şeklinde şu an durum. 610 puanlık fark var. Yani 4 soruluk avantajı var Muhammed Bey'in. Bakalım günün birincisi kim olacak? Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman kategorilerimiz geliyor. Bu akşam trafik işaretleri, ada ülkeleri, sağlık, coğrafya ve müzik kategorileri varmış. Hangisiyle başlayalım Burcu Hanım? Coğrafya D. Coğrafya D harfi cevabımızda göreceğimiz harf. Eller butonda, ilk sorumuz ekranda. Babülmendeb boğazıyla birbirine bağlanan iki noktadır. Hint okyanusuyla nokta nokta. Buyurun Burcu Hanım. Kızıldeniz. Kızıldeniz. Cevap doğruysa Burcu Hanım farkı 3 soruya düşürecek. Babülmendeb boğazıyla birbirine bağlanan iki nokta Hint okyanusuyla Kızıldeniz mi? Görelim. Kutlarız. Böylece fark 3 soruya düştü. Şimdi Muhammed Bey seçiyor kategorimizi. Sağlık Lüleburgaz'ın L'si. Sağlık Lüleburgaz'ın L'si. Final turunda iki sağlıkçımız var, iki doktorumuz var. Şartlar eşit, bakalım ne çıkacak. L harfi, buyursunlar. Tıpta bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu. Bağışıklık. Muhammed Bey bağışıklık dedi. Farkı yeniden 4 soruya çıkarabilecek mi? Görelim. Tebrikler. Evet, elimizde kalan soru sayısı 8, aradaki fark 4 soru. Yeniden Burcu Hanım'dayız. Müzik A. Müzik kategorisi A harfi geliyor. Klasik Türk müziğinde şarkının işleniş biçimidir. Makam. Makam. Görelim. Kutlarız. 7 sorumuz kaldı. Arada 5 soruluk fark var. Efendim, yeni kategori seçme sırası Muhammed Bey'de. Coğrafya Manisa'nın M'si. Coğrafya ikinci ve son soru geliyor. Bir akarsuyun akım miktarının yıl içinde gösterdiği değişimdir. Bu soruda iki misafirimiz de henüz butona gitmedi. Sadece bir kutuyu açma şansımız var ve o kutuyu açıyoruz. Son 10 saniye. Bir akarsuyun akım miktarının yıl içinde gösterdiği değişim. 6 saniye. 3 saniye. Buyurun Burcan. Rejim. Rejim. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 6 sorumuz kaldı ve 4 soruluk fark var. Yeniden kategori ekranına gidiyoruz. Burcu Hanım'dayız. Trafik işaretleri Z. Trafik işaretleri Z harfi geliyor. Kırmızı üçgen levhada, beyaz zemin üzerinde, siyah renkte çizilmiş çarpı işaretinin anlamıdır. Nokta nokta kavşak. Burcu Hanım. Gelmedi. Burcu Hanım 2 hakkından birini kullanmış oldu. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Muhammed Bey. Kontrolsüz. Kontrolsüz. Kontrolsüz kavşak. Kırmızı üçgen levhada, beyaz zemin üzerinde, siyah renkte çizilmiş çarpı işaretinin anlamı kontrolsüz kavşak mı? Görelim. Kutlarız. Böylece kritik soruya geldik efendim. Kalan soru sayısı 5, aradaki fark da 5 soru. Yani Burcu Hanım'ın fire vermeden hepsini bilmesi lazım yarışı kazanabilmesi için. Aksi durumlarda Muhammed Bey günümüzün birincisi olacak. Buyursunlar, kategoriler geliyor Muhammed Bey için. Trafik işaretleri Edirne'nin N'si. Evet, bu kategoriyi de tamamlıyoruz. Edirne'nin N'si. İşte sorusu. Mavi zemin üzerinde beyaz büyük bir P harfi bulunan işaretin anlamıdır Burcan. Park yeri. Park yeri. Burcu Hanım şansını sürdürebilecek mi? Görelim. Kutlarız. 4 sorumuz kaldı. Aradaki fark 4 soru ve kategori ekranına gidiyoruz Burcu Hanım'la. Ada ülkeleri R. Ada ülkeleri bu kategorinin ilk sorusu olacak. R harfi cevabımızda göreceğimiz harf geliyor. Karayipler'de bulunan 700 kadar ada ve adacıktan oluşan başkenti Nassau olan ülkedir Muhammed Bey. Gelmedi. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Karayipler'de bulunan 700 kadar ada ve adacıktan oluşan başkenti Nassau olan ülke. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Son 15 saniye. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutuda geliyor. Buyurun Burcu Hanım. Bahamalar. Bahamalar. Cevap doğruysa Burcu Hanım şansını sürdürecek. Yanlışsa Muhammed Bey gün birincisi. Bahamalar mı? Görelim. Kutlarız. Evet, kaldı elimizde son 3 soru. Ve 3 soruluk fark var. Burcu Hanım direnmeye devam ediyor. Aynen. Burcu Hanım acaba baskıyı artırdı mı bu son durum, yoksa sizi daha da motive mi ediyor? Ya beni biraz daha rahatlattı, o yüzden daha rahat basıyorum. Daha rahat mı gidiyor diyorsunuz? Evet. Peki efendim, son 3 sorumuz. Buyursunlar, Muhammed Bey seçiyor. Sağlık İrem'in iyisi. Sağlık kategorisi İrem'in iyisi. Sorumuz şöyle. Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumudur Burcu Hanım. Anemi. Anemi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Burcu Hanım pes etmiyor. Kaldı elimizde son 2 soru. Aradaki fark 2 soru. Soru seçiyoruz. Kiminle birlikte? Burcu Hanım'la. Ada ülkeleri S. Ada ülkeleri, az önce Bahamalarla puan almıştık. Bu kez cevapta S harfini göreceğiz. Buyursunlar. Başkenti Bridgetown olan Doğu Karayipler bölgesindeki en zengin ve gelişmiş ada ülkesidir. Süremiz işliyor. Gelmedi. 2 yarışmacımızın da butonu aktif. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Başkenti Bridgetown olan Doğu Karayipler bölgesindeki en zengin ve gelişmiş ada ülkesi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha ve açabileceğimiz son kutuda açılıyor. Buyurun Burcu Hanım. Barbados. Barbados. Efendim Muhammed Bey? Kızıştı ortalık. Kızıştı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet Muhammed Bey, galiba 6 farka kadar çıkarmıştınız değil mi? 6 soru farka kadar, evet, çıkmıştı. Pardon, 5'e kadar çıktı. 5 soru farka kadar çıkmıştı. Ve şu an aradaki fark sadece 10 puan. Yani 1 soruluk fark var. Kalan soruda 1. Bu soruyu bilen, yani Burcu Hanım bilmesi halinde birinci olacak. Muhammed Bey'in bilmesi veya Burcu Hanım'ın bilememesi durumunda da yine Muhammed Bey. Efendim buyursunlar. Kalan kategorimiz, tam Muhammed Bey sizinle seçeceğiz. Müzik, Urfa'nın U'su. Müzik, U harfi. Eller butonda, geliyor efendim. Günün birincisini belirleyecek o son soru. Tarkan'ın 2016 yılında çıkardığı Kalpleri Kıran Kırana, Bir Sorbe Gönül Koyana sözlerinin geçtiği şarkısıdır Muhammed Bey. Dudak. Budak. Budak doğruysa bugünün birincisi Muhammed Bey. Yanlışsa Burcu Hanım'ın şansı devam edecek. budak mı? Görelim. Hayır dediler. Süremiz işliyor. Buyurun Burcu Hanım. Vurma. Vurma. Vurma doğruysa birincimiz Burcu Hanım olacak. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. İki misafirimizin de birer buton hakkı kaldı. Bu soruda sadece bir kutuyu açma hakkımız var. Ve o kutuyu açıyoruz. Son 16 saniye. Zuppa. Zuppa. Zuppa Muhammed Bey'i ödül bölümüne taşıyacak mı? Görelim. Hayır dediler. Sadece Burcu Hanım'ın bir şansı kaldı. Zuppa değilmiş. Son 10 saniye. 6 saniye. 3 saniye. 2 saniye. Buyurun Burcu Hanım. Gelmedi ve böylece Burcu Hanım da şansını kullanamamış oldu. Cevap hakkı kullanmadı. Neydi? 55 soru gördük. Kimisi zordu, kimisi kolaydı. Fakat son saniyeye kadar birincimiz belli olmadı. Şahane bir yarıştı. Öncelikle onu belirteyim. Özellikle final turunda Burcu Hanım'ın dönüşü muhteşemdi. Sadece bir Tarkan şarkısı belirleyecekti birinciyi. Ne geldi ilk tahmin sizde? Vallahi Huppa. Huppa geldi. Burcu Hanım sizden? Benden bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Sonra Zuppa geldi. Zuppa'yı söyledim. Evet. Tarkan'ın 2016 yılında çıkardığı Kalpleri Kıran Kırana, Bir Sorbe Gönül Koyana sözlerinin geçtiği şarkısı. Neymiş görelim. Cuppa'ydı aradığımız cevap. Evet, buradan iki misafirimize de puan alamadık ve nihai tabloya bakma vakti efendim. Ben Bilirim'de çok güzel yarışan iki yarışmacımız. 2120 puan Muhammed Bey, Ben Bilirim'in bugünün birincisi. 10 puanlık farkla Burcu Hanım da 2110'la bugünün ikincisi oldu. Kutluyoruz. Evet, güzel bir finaldi. Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Teşekkür ederiz. Zaten yayının girişinde de teşekkür etmiştik. Pandemi sürecinde görev alan doktorlarımız stüdyoda bizimle birliktelerdi. Bu stresli sürecin ardından umarım sizi daha fazla strese sokmamışızdır yarışmadaki sorularımızla. Çok çok sağ olun. Burcu Hanım, bir değerlendirme alsam ne dersiniz? Yani bugün çok eğlendim arkadaşlarımla özellikle. Bir de finalde Muhammed'le yarışıyor olmak biraz bende stres yarattı açıkçası. Çünkü o şeyde alıştırmada o hırsını görünce dedim ki yok olmayabilir, ama son soruda gidiyor olmak beni bir nebze de olsa biraz şey yaptı, rahatlattı. Peki. Evet, çok keyif aldım ben yani gerçekten. Muhammed'e bir sonraki yarışında başarılar diliyorum. Umarım o birinci olur. Çok teşekkür ederiz Burcu Hanım. Sağ olun efendim. Muhammed Bey? Teşekkür ederim her şey için. Tüm arkadaşlarım çok başarılıydı. Ben Burcu'yu özellikle tebrik ediyorum. Çünkü finalde neredeyse geçecekti. 6'sı 5 soru farka çıkmıştı. Ya burada olmak çok güzel. Çok eğlendik sizlerle beraber. İşte sahne arkasındaki arkadaşlarla beraber. Herkese tavsiye ediyorum burada olmayı. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz her şey için size. Çok çok teşekkürler efendim. Muhammed Bey'i bir kez daha ödül bölümümüzde ağırlayacağız. Bu arada sevgili seyirciler, siz de bizimle birlikte yarışmak isterseniz başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.